Sayın seyirciler, ekranda da görüyorsunuz, gazeteci yazar, ekranımızdan da tanıdığınız ve savaş muhabiri sevgili Vedat Yenerer bizlerle. Vedat, hoş geldin. Çok eski arkadaşım olduğu için biz siz senli benli konuşacağız. Vedat, hem siyasetin cephesini çok iyi biliyorsun. Çünkü İYİ Parti ile bir ilişkin olmuştu. Bir serüvenimiz oldu, evet. Ayrıca bölgeyi çok iyi biliyorsun. Balkanlar, işte Suriye ile ilişkiler, Rusya-Ukrayna cephesi, bölgeyi avcunun içi gibi bildiğin için hem Balkanları hem Karadeniz'i, her tarafı, o açıdan seninle konuşabileceğimiz çok şey var. Ama şu siyasete dönelim. Bugün Ekrem İmamoğlu CHP için değişim dedi. Birçok kanal yok CHP'de o mu olacak, bu mu olacak konusunu tartışırken aslında İYİ Parti erimeye başladı. Sanki gidiyor. Cumartesi günü de büyük toplantıları var malum. Akşener'in Millet İttifakı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Aslında Türk siyaseti açısından İYİ Parti ne? İYİ Parti diğer partilerden farkı olmayan bir parti. Söylemlerinin ve vaatlerinin çoğunu yerine getiremeyen, diğer partilerden farkı olmayan bir parti. Zaten oyu bir önceki seçimden daha düşük olması parti içinde büyük tepkilere neden oldu. İstifalar var. İstifalara baktığım zaman çoğu daha önce ben zaten bakan olacağım diyenler, bir sürü veya milletvekili olacağım, bakan olacağım diyen şu anda 4-5 kişi var. Onlar bakan olmayı falan bekliyorlardı. İstedikleri olmayınca ayrıldılar. Kalanların çoğu da yerel seçimleri bekliyor Gülgün. Çünkü yerel seçimlerde il ve ilçe başkanlarının büyük umudu var. Hani belki ilçemizde belediye başkan adayı oluruz ama %9,5-9,6 oy bu umutları da kararttı. Çünkü bu oyla aday olacak bir insan, belediye başkanlığı seçimleri bir de çok ciddi harcama gerektiren, herkes durup dururken acaba kazanamayacağım bir seçime niye gireyim, niye bu kadar para harcayayım diyebilir. O yüzden İYİ Parti mutlaka ittifaka gitmek zorunda. Bu ittifak ya CHP ile olacak, CHP ile ve Millet İttifakı ile kopuş olacağı söyleniyor. Pazar günü bunun açıklanacağı söyleniyor kongrede. O zaman benim de öteden beri söylediğim kadrolarının ve şu andaki milletvekili yapısının büyük bölümü AKP'ye çok yakın. Bazıları eski AKP'li ve AKP ideolojisine çok yakınlar. Dolayısıyla ben AKP ile daha mı sıcak? Daha sıcak bir dönem başlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü aslında zaten bu var. Aslında bu var derken yani ne zamandan beri? Çünkü Akşener Bay Kriz diye çok yüklendi. Ben Ağustos ayında bir tweet attım. Dedim ki Sayın Akşener, siz Ankara'da, sarayda, kapalı kapılar ardında Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme yaptınız mı? Ve bu kapalı kapılar ardında sizin de çok yakından tanıdığınız bir kişiyle tesadüfen karşılaşıp, hatta şaşkınlıklarınızı karşılıklı olarak dile getirip kucaklaştınız mı diye sordum. Cevap vermediler. Ne zaman, tarihi tekrar edelim mi? Seçimden önce, Ağustos, geçen Ağustos ayı. O günden beri pek çok kez sordum ve İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinin pek çoğunun zaten 4-5 bir bakanlık olursa biz böyle bir şeye göreve hazırız diye açıklamaları var. Hatta parti içinde o zaman biz AKP'ye karşı kurmadık mı bu partiyi söylemleri olunca bunun üstü kapatıldı. Ama şu andaki kadrolar çoğu AKP'ye yakın. Yani Antalya milletvekili ve partinin genel sekreteri Uğur Poyraz zaten eski AKP'den milletvekili adayı. AKP'li, eski AKP'li. O kadar çok ki bu şey. Şu anda bu yapı ideolojik olarak İYİ Parti Millet İttifakı'ndan çok kopuk durumda. Zaten Millet İttifakı AKP'nin B takımı gibi bir kadro çıktı. Bunu da İYİ Parti seçimlerde tercih ettiği adaylarda eski AKP'lileri tercih etmesi de bunu aslında gün gibi ortaya çıkarttı. Yani tanınan, illerde tanınan AKP'liler hep İYİ Parti'den kimisi milletvekili oldu, kimisi olamadı. Örneğin mesela Fakı Baba, herkes biliyor, eski Tarım Bakanı. Suriyeliler isteseler dahi biz onları göndermeyeceğiz demişti Tarım Bakanı iken. Sonra AKP'den istifa etti. Bir baktık bir gecede İYİ Parti'ye geldi.
Hatta ne oluyor dendiği zaman da çıktı dedi ki yok dedi ben dedi milletvekilliği falan düşünmüyorum. Belki ileride yerel seçimlerde tekrar aday olabilirim dedi. Hı hı. Ama bir baktık ki yerel seçim listeleri seçim listeleri açıklandığı zaman Fakı Baba listede çıktı ve şu anda da milletvekili. Bunun gibi İdris Naim Şahin mesela olamadı milletvekili. FETÖ iltisaklı demeyeyim. Kendi İçişleri Bakanlığı döneminde FETÖ'nün tüm kadrolarını, bürokratları dolduran bir isim. Yargılanmadılar. Yani köklü bir parti. Sadullah Ergin mesela. Evet. CHP'den aynı şekilde. Ama Sadullah Ergin'i de Meral Akşener'in savunduğunu da bir kenara not etmek gerekir. Çıktı hatta kendisine sorulduğu zaman ya hakkında bir mahkeme kararı yok dedi. Ama zaten yargılanmadılar ki. Ya burada vahim olan bu. Yargılanmamış insanları sanki yargılanmışlar ve aklanmışlar gibi halka sundular ve bu insanlar şu anda işte milletvekili oldular. Şöyle yapalım. İmamoğlu da var. İmamoğlu meselesi var malum. İmamoğlu'yla çok yakındı Akşener. Hatta İmamoğlu'nun hakkındaki Fatih mahkeme... Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyordu. Mahkeme kararı açıklandığında odasında o sarmaş dolaş görüntü hala hafızalarda. Şimdi Ekrem İmamoğlu da partisiyle ilgili sürekli bir değişim açıklaması yapıyor. Değişim değil. Biz öteden beri biliyoruz ki İmamoğlu CHP'nin başına geçmek istiyor. Çok net konuşalım. Çünkü İmamoğlu İyi Parti sadece İyi Parti değil. İyi Parti'nin tamamıyla birlikte o dönem Binali Yıldırım'a karşı olan Binali Yıldırım'ın belediye başkanı olmasını istemeyen Milliyetçi Hareket Partililer de verdi. Çok net biliyoruz. Biz çünkü o mahalledeniz. Şu anda Sayın İmamoğlu o kadar iyi biliyor ki bu oyların yarısı gitti.